Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rocket League'de eğitim tadında bir video yapacağız ama tam eğitim tadında olmayacak. Bugünkü konuşacağımız konu Rocket League'de biliyorsunuz ki çoğumuz genelde rekabetçi oynuyor. Yani çok fazla casual, yani serbest mod dediğimiz modu oynayan yok. O yüzden de rekabetçi moda girmeden önce ne yaparsınız, işte hangi yöntemlerle ısınırsınız, hangi yöntemlerle böyle rekabetçi maça daha hazır olursunuz, onları konuşacağız. O yüzden de böyle rekabetçi maça girmeden önce 20 dakika yapmanız gereken şey tarzında bir video olacak. Tabi video 20 dakika olmayacak ama yapmanız gereken şeyleri böyle en az 20 dakika yapacaksınız. Onları da şimdi sıralayacağız sizlerle beraber. Ama bu videoya geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak çekişimiz var. Son 2-3 günü kaldı. Onu da katılmayı unutmayın. O zaman direkt başlayalım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şöyle, ana menüye çıkayım. Buradan göstereyim. Bunu bu arada bu gösterdiğim bütün platform yapabiliyor. Yani PlayStation'da yapıyor, Xbox yapıyor, bilgisayarda yapıyor. Buradan eğitim, serbest oyun diyorsunuz. Tamam, Backbeat Park'ı seçiyorum ben genelde. En güzel bulduğum harita bu çünkü. Buradan geliyorsunuz abi. Şu topa böyle salak salak vurup kovalamaya çalışıyorsunuz. Hatta benim video başlarında görüyorsunuz, işte topa vuruyorum sürekli böyle. Sadece bunu yapıyorsunuz. Bunu 5 dakika yaptıktan sonra, hatta mümkünse 10 dakika yapın, eliniz bayağı bir ısınacaktır ve toplara vurma kararlılığınız diyelim, isabetiniz daha fazla artacaktır. Şöyle işte kendinizin zor okuyacağı toplar çıkartın mesela, bunun gibi. Ondan sonra gelin işte buradan vurun, ne bileyim şuraya atın. Buradan mesela şöyle göstereyim, bir air dribble yapmaya çalışın. Buradan gidin mesela, tavana çarptırdık tabi, oradan gol atın. Ondan sonra bu topu kurtarın gibi kendinize göre, ne bileyim işte kurgu oluşturun. Buradan gelin mesela, buradan sekiyor ya, bu topa böyle zıbam diye koyun. İşte bunu 5 dakika 10 dakika boyunca yapın. Birinci yöntemimiz bu. Serbest eğitime giriyoruz. Rekabetçi maça girmeden önce bunu 5-10 dakika yapıp topa bir şekilde vurmaya çalışıyoruz. Olayımız bu. Ya topa ne kadar iyi vurduğunuz ya ne kadar kötü vurduğunuz önemli değil. Sadece ya şöyle gelin, topa ters bir vuruş yapın ve o topa vurun, yani bu kadar. Birinci yöntemimiz buydu. Şimdi ikinci yöntemimiz serbest olacak yine. Serbest eğitimde olacak yani. Buradan bakın, buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Buradan arabamızı kaldırıyoruz ve uçuyoruz. Böyle döne 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 bütün sahaya turluyoruz. Ama benim size tavsiyem, böyle alçaktan alın. Alçaktan aldığınızda böyle zorlanacaksınız, işte yapamayacaksınız. O yüzden buradan gelin, en azından iki tane tam tur atmaya çalışın. Hatta ben de sizlerle beraber yapayım. Bakın dönüyorum, tekrar gidiyorum. Ya kendinize çok güveniyorsanız, tabii benim seviyemin üstünde arkadaşlar da vardır mutlaka. Kendinize çok güveniyorsanız hızlı gidebilirsiniz, ne bileyim böyle ters gidebilirsiniz. Ters gidebiliyor muyuz bakalım. Ya ben ters şu an gidemem, o yüzden hiç o triplere girmeyeceğim. Ya kendimi geliştirmem lazım o konuda. O yüzden şu anlık dümdüz yapıyorum bunu. Bu şekilde de uçma nasıl diyelim, daha böyle iyi uçacaksınız diyelim. Bunu bu şekilde en azından 2 tam tur eksiksiz bir şekilde, sonrasında ise bence 5-10 tur yapmaya çalışın ve dediğim gibi alçaktan alın. Yani şöyle gidip buradan, ne bileyim, erkenden dönmeyin. Tam bir sahanın şeklini çizmeye çalışın. Baktığınız bu kolay geliyor. Şu an bana kolay geldi varsayıyorum. Böyle ters yapın. Bakalım bir de ters yapalım. Ters yapabilecek miyiz? Abi bu arada ters aşırı zor. Bayağı zorluyor şu an. Ters olmaz gibi bende ama bir deneyeceğim. Bakalım. Ya böyle ters yapabilirsiniz. Ha bu da mı kolay geldi? O zaman abi diyebileceğim bir şey yok zaten. O da kolay geliyorsa yan yan falan yapmayı deneyin. Artık söyleyecek de çok bir şey bulamadım ama bu şekilde bunu da mutlaka bir 5-10 tur yapmaya çalışın. Ya eğer benim gibi böyle kolay geliyorsa da ters yapın. Üçüncü yöntemimize geçiyorum. Şimdi üçüncü yöntemimiz yine serbest oyunun olacak. Serbest oyunda bir iki yöntem daha göstereceğim. Ondan sonra salacağım buraya ve oradan da birkaç yöntem daha gösterip video biteceğiz. Şimdi bunun için Backsmod lazım. Backsmod da sadece bilgisayarda, Steam'de, Epic'te çalışıyor. Konsol oyuncuları kusura bakmasın, öbür yöntemlerin üzerine yoğunlaşsınlar biraz. Şimdi Backsmod'u indirdiğinizi varsayıyorum. Klavyede hangi tuş bilmiyorum ama konsolda yukarı ok tuşuna basınca arkadaşlar top şöyle... Ne oluyor lan, bir dakika dur. Bir dakika, şöyle hata yaptık. Şuraya top üstünüze geliyor. Buradan bakın alıyorsunuz topu. Hatta top kamerasından da çıkın. Buradan topu sürüyorsunuz abi böyle. Dur bir dakika, tam yapamadık. Şöyle gelin abi, kaleye doğru sürün. İşte buradan düşürmemeci oyunu oynayın. Aynı şekilde bu da sizin driblinglerinizi geliştirecektir. Mesela şuradan alın, şöyle gidin. Mesela şöyle bir kaleye doğru düşürmeden gitmeye çalışalım.
bunun gibi şöyle sonda da fili atarak bitirebilirsiniz gibi gibi bunu yapıyorsunuz. Bir tane daha deneyelim. Tabi bak böyle kötü de alabiliyorsunuz önünüze. O yüzden şöyle tam bir durun. Da top yine sapıttı Bexmod. Şöyle bir duralım. Bakın şöyle geldi. Buradan gidiyoruz abi. Bu kadar. İsterseniz böyle zorlaştırmak adına ne bileyim dönebilirsiniz. Böyle gidebilirsiniz. Bak şu an düşmedi hala top. Hala bakın yere düşmedi. Şöyle aldım önüme. Tekrar gidiyorum. Böyle tutabilirsiniz. Buradan ne bileyim işte kaleye gitmeye çalışalım mesela. Şöyle filikle kaleye atabilirsiniz gibi gibi. Bu da 3. yöntemdi. 4. yöntem de yine Bexmod'da. Ondan sonra serbest oyuncusu alacağız. Şimdi 4. yöntemimiz şu. Bu da Bexmod'da göstereceğim artık son yöntem olacak. Şimdi joystick'te sol tuşa basıyoruz bir kere. Yani sol tarafta olan tuş takım var ya onun soluna bir kere basıyoruz. Klavyede 1 2 3 4 tuşlarından bir tanesi ve bizim topumuzu şöyle backboard yani kalenin arkasına atıyor. Biz de bunu okuyup topa vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Olayı bu aslında. Böyle geliyoruz mesela. Geldik. Bak okuyamadım. Bunu sürekli yapacaksınız abi. Dediği gibi çalışacaksınız böyle illaki bir şekilde okursunuz. Gol mü attık? Ah be, çatallan döndü. İşte böyle yapa yapa bir şekilde kaçıra kaçıra mesela bak kötü sekti buradan işte tavandan çarptı. Bunları da yavaş yavaş okur hale geleceksiniz. Şuradan mesela bir tane vuralım. Bakın ben böyle ters topları vurabiliyorum genelde ama gol atamıyorum. Benim seviyemin aşağısında olan kişiler varsa da ilk başta topa vurmayı denesin. Baktı topa kolay vuruyor bir şekilde. Ondan sonra da artık yavaş yavaş şeyi deneyebilir. Mesela buradan vuruyoruz ve direkten gol olmuyor. Bunu tamamlıyoruz. Bunun gibi böyle çalışıyorsunuz. Bakın böyle arada çok sert de gelebiliyor şunun gibi. Böyle eğer kendinize güveniyorsanız topu arkanızdan alıp yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde bakın şöyle göstereyim. Şöyle uçup şöyle vurabilirsiniz. Ama ben bunlarda iyi olmadığım için yapamıyorum. Hatta şuradan bir sert bir top gelsin buna da vurmayı deneyelim. Şöyle de olayımızı bitiriyoruz. Bu bir de şu son tuş takımını da göstereyim. Bu da aşağı tuş. Yani joystick'te aşağı klavye 1 2 3 4 tuşlarından bir tanesi. Şimdi buna basıyoruz bize top atıyor ve biz de böyle vuruyoruz. Tersteysek tersimize doğru atıyor. Bakın şöyle göreceksiniz. Bunu bir şekilde böyle arkanızdan vurmaya çalışıyorsunuz. Bu da aslında ters toplar için bayağı mesela şöyle geldi, böyle vurdum. Ne bileyim işte şöyle geldi. Böyle vurdum gibi gibi sürekli bizi atıyor. Bak gidiyorum top beni kovalıyor. Nereye gidersen beni kovalayacak anladın mı? Olayı bu. Böyle geldim mesela şöyle at dedim benim arkama. Böyle vurmaya çalışıyorum. Tabi arada ben backflip atabiliyorum kol yeni olduğundan dolayı. Mesela şöyle geldim. Kesme vuruş yaptım direkten dönüyor gibi gibi. Şuradan mesela pas atmasını istedim. Böyle ters toplar geliyor. Bunları vurdukça top okumanız daha iyi hale gelecek arkadaşlar unutmayın. Bu da bu şekilde bir antrenmandı. Şimdi bunu geçiyorum artık. Kolaydan zora doğru gittim bu serbest eğitimde. Şimdi atölyede yapmanız gereken şeyleri gösterdim. Şimdi bu arada atölyeye göstermek için şöyle bir şey de söyleyeyim. Ekstra modlarda mutlaka drop shot da oynayın arkadaşlar. Çünkü drop shot hava hakimiyetinizi bayağı geçti. Yani rekabetçi maça girmeden önce bir iki oyun oynayın. Isınma niyetinde çok faydası olur. Çünkü dediğim gibi böyle çok fazla 2-2 mücadele olduğu için, hava mücadelesi olduğu için aklınızda bulunsun. Sizin böyle artık her şeyinizi ısındırmaya yarar. Şimdi atölyemize geçelim. Buradan oyna diyoruz. Özel oyunlar diyoruz. Atölyede sizden yapmanızı istediğim şey şu. Şimdi halka mapleri oluyor. Ring map diye geçer. Ring map workshop yazıyorsunuz internete. Bu arada bu söylediğim yöntem PC yani Steam ve Epic için. Ve atölyeden herhangi birini indiriyorsunuz. Epic'tekiler için Epic'ten nasıl atölye map'i indirilir onun videosu var. Kartlarda bulabilirsiniz. Şimdi ben mesela herhangi bir tane atölye haritası seçeceğim. Hatta şöyle yapacağım. Bexmod'dan seçeceğim. Şuradan Letamir'in yeni bir atölye haritası vardı. Onu da göstermiş olayım. Bakın şunu seçiyorum tamam mı? Yani ring yazan bir şey seçin. Letamir'in yapması önemli değil. Buradan ben bir tane halka map'i seçtim. Bir açılsın. Bunun açılması uzun sürüyor. Çünkü map harbi böyle büyük map ve güzel map göreceksiniz zaten. Bu atölyede halkaların içinde şimdi geçeceğiz. Bakın açıldı. Şuradan geliyorum. Bunu kapatıyorum. Maviye katılıyorum. Buradan abi geçmeye çalışıyoruz. Olayımız bu. Böyle geliyoruz. İşte istersek dönebiliriz. Böyle döne döne gidebiliriz. Eğer dönmekte böyle çok iyi değilsiniz air roll kısmında. Dönmeden de gidebilirsiniz. Ben dönmekte yani orta seviyeyim. O yüzden böyle takılıyorum. Eğer diyorsanız ki ben hızlı yapmak istiyorum. Yani olabildiğince en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Böyle dönmeden gidin. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız bu şekilde de gidebilirsiniz. Zaten bu kısımları bayağı kolay. Ondan sonra bayağı zorlaşacak. Bunu da bir göstereyim. Çünkü zor kısımları da var. Zor kısımlarını da görmenizi istiyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi level 3'e geldik. 0 ölümümüz var. Zaten buraları kolay. O yüzden çok zor
zorlanmadık. Buradan da bu şekilde gidiyoruz abi. Olabildiğince en hızlı şekilde ve en dikkatli şekilde. Bu da kontrolünüzü bayağı geliştirecek, öyle söyleyeyim. Hava toplarını geliştirmez ama havada uçma şeklinize bayağı yardımcısı olur. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Aklınıza bulunsun. Bu arada haritada gerçekten sağlam. Bu haritanın ben linkini koyarım arkadaşlar. Ya buna günde 20 dakika oturup çalışsan hiçbir şey kaybetmezsin abi. Hem günde demeyeyim de roketik girdiğin zaman diyelim. 20 dakika çalış buna. Hiçbir şey kaybetmezsin. Senin yararına olur. Ya bu yani sürekli rekabetçi maç atacağına azıcık ara ver. Ne bileyim buna çalış. Ondan sonra rekabetçiye devam et gibi gibi. O şekil halledebilirsiniz. Böyle pratik yapa yapa kendi mekaniklerini geliştireceksin. Aklında bulunsun. Şimdi bunu da bu şekil yaptık mı? Yaptık. Kaça geldik? Seviye 5 abi. Güzel gidiyoruz. Bu arada haritada yani gerçekten çok güzel. Manzarası falan olsun. İnsan oynama isteği geliyor. Letem'in bir map'i daha vardı. Böyle dağ manzaralı. Ondan daha da güzel çünkü böyle her yeri cıvıl cıvıl abi. Bunu bilmiyorum, herhalde oynamak istemeyecek kişi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bazı kişiler böyle eğitime ne bileyim girmek istemiyor. Direkt ben oynama geleyim, dalgama bakayım şeklinde takılıyor. Ama bu haritayı da oynarsın ya. Benim görüşüm bu yönde. Şimdi buradan 6. seviyeye geldik. Güzel de gidiyoruz. Ve dediğim gibi haritada sağlam olduğu için böyle harbiden keyifli oynuyorsunuz yani. Tabii bu benim görüşüm. Ya olayın özeti bu arkadaşlar. Aslında tamamen konu çalışmaya geliyor. Siz ne kadar çalışırsınız o kadar iyi yerlere gelirsiniz Rocket League'de ve bu şekilde de kendinizi geliştirirsiniz. Şimdi burası bir tek sıkıntı, bir tek de bayağı sıkıntıymış çünkü böyle halkalar neredeyse yarıya ayrıldı ve bakın küçüldü, gitgide küçüldü. Buradan geçmeye çalışıyoruz ama bak daha da küçüldü. Artık bu son noktaydı tam çünkü biraz daha küçülse geçemezdik. Şöyle isterseniz kendinizi döndürebilirsiniz. Şimdi seviye 6'yı da yaptık mı diyeceğim, aynen artık yaptık, bir şey kalmadı. Buradan sağa döndüğümüzde seviye 6'yı da yapmış oluyoruz. Ve bu arada bu eğitim videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumda belirtin. Çünkü ben eğitim videolarını çekerken bayağı keyif alıyorum. Sizlere de bir şey öğretebiliyorsam bunu mutlaka yorumda belirtin, ya da öğretemiyorsam artık abi şunu yanlış öğrettin falan dersiniz, onu da yorumlarda belirtin. Çünkü iyi ya da kötü her türlü yorumu yapıcı olacak şekilde dikkate alıyorum arkadaşlar. Onu da belli edeyim. Şimdi buradan da geçelim. Seviye 8'e mi geldik? Bu arada hiç ölmedik. Onu da söyleyeyim. Ha böyle sakin kafayla abi açacaksın müziğini. Bunu oynayacaksın. Vallahi bak çok keyifli. Hem de sarıyor ya. Burası bir tık, bir dakika. Kontrolü bir sağlayalım. Buradan çünkü hızı kesmek gerekiyor. Şuradan döneceğiz. Şöyle basıyoruz buradan dönüşü. O yüzden de bayağı yardımcı oluyor. Bu arada biz muhabbete dalarken 12. seviyeye geldik ve aşırı keyifli abi. Map gerçekten ya harbiden güzel abi. Ben bunu oynarım yani. Bunu dediğim gibi 20 dakika oynayın demiştim ben size ama siz kendinizi ne kadar hazır hissediyorsanız, kendinizi nerede durdurabilirsiniz oraya kadar oynayın arkadaşlar. Bunun bir limiti yok. Hani 10 dakika oynayıp abi ben tamam artık hazırım da diyebilirsiniz. Ne bileyim yarım saat oynayıp bir saat oynayıp da abi da hazır oldum da diyebilirsiniz. O size kalmış. Şimdi buradan artık videoyu da yavaştan bitirelim. Dediğim gibi bu tarz eğitim videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenme ve kanalda hala abone değilsiniz. 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu niye
her videoda söylüyorum. Onun sebebi de YouTube algoritmasından kaynaklı. Bana diyorsunuz abi sen niye her videoda bunları söylüyorsun? Çünkü YouTube bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bizi ne kadar insan tanırsa o kadar kişi görür ve o kadar hızlı büyürüz. Bu da böyle bir mantık maalesef YouTube'un bize dayattığı şeyler. Biz de maalesef söylemek zorundayız. O yüzden de söylüyoruz. Şimdi bu şeyi de yapayım, bu seviyede bitireyim nazar değmeden. Ve artık burada da videoyu bitireyim. Bu arada videonun sonunda ben devam ederim. Buna çünkü bayağı sardı. Ama artık burada videoyu keseyim çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Ve sadece bir ölümle, o bir ölümle zaten görüyoruz. Çok saçma sapan yani, şöyle bir kalkış yaptım, ondan sonra çarptım ve öyle öldüm. O zaman dediğim gibi videoyu burada bitirelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.